Remzi, ne olur Kadriye'nin hazırladığı sandviçlerden bir tanesini yeseydim. Olmaz Necati. Onlar tüm gün yetmeli bize. Baba, biz neden herkes gibi köprüde tutmuyoruz da göle geldik balık tutmaya? Oğlum, hatırlamıyor musun geçen sefer olanları? Ay, bir, üç, oh, ay, üf, işte tuttum. Sonunda tuttum. Oley! Şakir, aldın değil mi sandviçleri? Karnım guruldamaya başladı. Aldım aldım ama bu senin karın guruldaman değil ki Necati abi. Horlama bu. Ne? Karnım horluyor o zaman. Kayıkçı horluyor, karnın değil. Hey, hey, kayıkçı amca merhaba. Ne? Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, akşam fincan böreği. Ne fincanı, ne böreği? Necati, bırak şimdi saçmalamayı. Biz bir tane kayık kiralamak istiyorduk amcacığım. İşte tüm kayıklarımız burada. İstediğinizi seçebilirsiniz. İyi de sadece bir tane var. Bence bu kayıkçı şaşı. Neyse, hadi çocuklar binelim şu kayığa. Geçin bakalım, geçin. Hoppa! Hazırsanız ittiriyorum. Gidiyorum. Bayağı gidiyorum. Ooo, Kadriye yeteneğini kaybetmiş galiba. Bu sandviçler berbat kokuyor. Ha? Çöp bunlar. Annemin çıkarken atmamızı istediği çöpler. Sandviç poşetleriyle karışmış olmalı. Ne? Ben de niye bunlar çöp gibi diyorum? Sandviçlerim! Şakir, çabuk bana yiyecek bir şeyler bul, açlıktan ölüyorum Şakir! Necati abi, sakin olsana. Sana nereden bulayım yiyecek gölün ortasında? Şakir, Şakir! Bunlar ne? Necati dur, ne yapıyorsun? Onlar balık yeme. Yenmez onlar, sakın yeme. Affedersin, o zaman bana yemeyecek bir şeyler bul hemen. Ne o? Bir şey çıktı gölden. Lahmacun sanki. Lahmacuna benziyor. Oğlum, gölde lahmacun ne arasın? Kebapçı mı burası? Gölden babam çıksa yerim. Bu bir lahmacun. Bunu iki defa yerim. Babam bu kadar lezzetli olmazdı zaten. Yihay! Necati dur, ne yapıyorsun? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Çabuk oğlumu geri verin bana. Doğru. Oğlum, çabuk oradan 3 tane fanus getirin. Siz kimsiniz ve oğlumdan ne istiyorsunuz? Abi, bölüyorum ama lahmacunun parasını vermedin hala. Ha, doğru. 10, 20. Bozukluğunuz var mı? Var bende. Buyurun. Yalnız lahmacun fazla ısattı. Ben daha kıtır severim. İletirim abi. İyi günler. Şimdi size gelince... Söyleyin bakalım, oğlumu neden kaçırdınız? Biz oğlumuzu tanımıyoruz kral amca. Kaçırmadık kimseyi. Şu oltayı pini görüyor musunuz? İşte oğlum ona yakalandı ve kaçırıldı. Şimdi bunun sorumlusu kim ha? Söyleyin bana. Bir dakika, ben galiba biliyorum. Gölde büyükçe bir gemi vardı ve balık tutuyorlardı. Bunlar onlar olmalı. O misina bizim olamaz. Çünkü bakın, bizimki burada. Siz de balık tutuyordunuz öyle mi? Şimdi görürsünüz. Muhafızlar! Baba! Hayır, durun! Ne yapıyorsunuz? Durun! İyi çekil, yoksa onu balıklara yem ederim. Ben bir kral olabilirim ama aynı zamanda bir babayım. Merak etme, oğlun güvende olacak. Tabii benim oğlumu getirdiğiniz sürece. Ne? Bakın, içerisi bu oldu. Kimseyi göremiyorum. Siz de beni göremiyorsunuz değil mi? Balık tuttuğunuz için size bir ceza kesmem gerekiyordu değil mi? Bana bak kral efendi. Beni çok kızdırdın. Tamam, oğlunu getireceğiz. Ama işimiz bitince sen de Şakir'i serbest bırakacaksın. O değil de benim akvaryumun içi buğulama oldu. Onu nasıl halledeceğiz? Remzi, bize niye bu kıyafetleri giydirdiler? Balık kılığındayken oltaya yakalanıp yukarı çıkarsak kimse bizden şüphelenmez diye herhalde. Öyle söylesene. Anlamadım ama olsun. Sen konuşurken tarçınsız tavuk göğsü düşünüyordum. Plan basit zaten. Anlamayacak bir şey yok. Aynı bir balık gibi oltaya yapışıyoruz. Sonra gemi bizi çekiyor. Pres balığı oradan alıp hemen çıkıyoruz.
Necati. Ha? Necati neredesin? Rapsi, şuna bak Rapsi, uçuyorum. Necati, uçmuyorsun. Oltaya yakalandım, beni bekle. Yakaladım. O halde biz muhteşem balıklarız. Çok ağır bir şey yakaladım. Hadi, hadi. Patron, şunlara bir baksana. Bir taşla iki balık vurdum. Hem de bir fil gibi ağırlar. Büyük olanı şöyle güzel bir pişirsek mi ha patron? Bunlar neden çırpınmıyor? Hasta balık mı tuttun bana? Biraz halsiz hissediyorum aslında. Eyvah Necati, sus sus, unuttuk. Biz balığız, çırpınmamız lazım. Hadi çırpın çabuk. Çırpın 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 çırpın. Böyle böyle mi? Çırpın çırpın çırpın. Ay ne kadar da balık bileyim bugün. Çırpın 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 çırpın. Bugün tam bir balığım. Ne biçim balık bunlar böyle? Neyse neyse, en azından tazeler, anladık. Su tankına kapat bunları. İyice dinlensinler. Sonuçta bizim sirkte sonsuza kadar köle gibi çalışacaklar. Emreder seni. Sirkte tuttuğumuz en iri balıklar bunlar olacak. Ne? Sirke mi? Sirkeyi hiç sevmem. Salataya da hiç yakışmaz. Sirke değil Necati. Sirke. Sirk. Tamam boşver. Uslu uslu durun burada bakayım. Yalnız ben tek kalacaktım. O da arkadaşı istemiyordu. Hey, şimdi resepsiyonu arıyorum. Ara tabii. Bir de masaj fiyatları ne kadar sor bakayım. Pardon ama prens balık sen miydin çocuğum? Benim. Fakat nasıl anladınız? Kafanda kraliyet tacı kalmıştı ondan. Hadi çocuğum, seni kurtarmaya geldik. Bizi baban yolladı. Kurtarmak mı? Asla. Ben buraya kendi isteğimle geldim. Ne diyorsun sen? Saçmalama, hadi gidelim. Şuradan şuraya gitmem. Babam beni kendisi gibi bir kral yapmak istiyor. Fakat ben kral değil, bir aktör olmak istiyorum. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Bu bir varoluş kavgası. Remzi ne diyor bu? Evladım, sen doğru gemiye binmemişsin bence. Saçmalamayın. Buradaki kaptana çok iyi para verdim. Binmeden önce de bayağı bir araştırdım. Bu gemi yurt dışındaki bir sinema okuluna götürecek beni. Oyunculuk eğitim alacağım ve çok ünlü bir yıldız olacağım. Çok ünlü bir yıldız. Bak evlat, bu gemi senin bahsettiğin gemiye hiç benzemiyor. Ne demek o? Ben zaman kaybetmeden buradan çıkmanın bir yolunu arayacağım. Şu suyun altında bir kapak vardır belki. Necati, sen anlat bu gemideki adamların gerçek yüzünü. Madem oyunculuk istiyorsun, bak şimdi sana pandomim yaparak anlatacağım. Bakalım anlayabilecek misin? Geçen akşam soğuk kavun yemişsin. Üstüne bir közde mısır yemişsin. Bir de buz gibi bir sürahi su içmişsin. Sonra da bütün gece miden ağrımış. Hiç alakası yok. Bir de oyuncu olacaksın. Kavun diyor bir de. Saçmalık. Ne kavunu? Hayır, kavun nereden çıktı? Elimi böyle yaptım mı ben? Altta küçük bir delik var, dışarıya su boşaltan. Ama oradan geçemeyiz. Niye kaçıyoruz hala, anlamadım ki. Necati anlatmadı mı sana? Kavunu mu? Ne kavunu? Bu gemidekiler seni sirke götürecekler ve sonsuza kadar orada köle gibi çalıştıracaklar. İnanamıyorum. Vah bana, vahlar bana. Nasıl oynadım, beğendiniz mi? O delikten aşağıya bir not yollasak olur ama neyle yollayacağız? Bir dakika. O da neydi? Bu bir kartvizit. Ne yazıyor? Bedri Usta, tesisat ve boru işleri. Arkasında da bir not var. Çabuk bizi kurtarın, bu gemide hapsolduk. Sen ne mırıldanıyorsun orada evladım? Kralım, babamlar bir not yollamışlar. Bu oğlumun tacı. Ne diyor notta? Bedri Usta, tesisat işi... affedersin, diğer tarafta. Çabuk bizi kurtarın yazmışlar. Efendim, gemi harekete geçti. Oğlum, hemen oraya gitmeliyiz. Acele edin. Babamları da kurtarmalıyız. Lütfen beni de çıkarın, size yardım edeyim. Olabilir. Jet ski kullanabilir misin evlat? Tabii ki. Boşuna mı bu kadar video oyunu oynadım? Hemen çıkarın bu çocuğu kafesten. Hadi bakalım, görev başlıyor. Eyvah! Gemi hızlandı. Bizi kurtarmazlarsa sonsuza kadar sirkte çalışacağız demektir. Hayır! Ne olamaz?
olmaz. Sanırım kader beni çok uzun zaman önce bir otobüs durağında kaybetmiş olmalı. Hangi otobüs durağı? Çevizli bağ mı? Evet, orası çok kalabalık. Yavrum, gemiye atlayın hadi. Tamam. Siz de diğer taraftan gemiye atlayın. Tamam. Baba? Oğlum benim. Mevam gel buraya. Sizler de gelin çabuk çabuk. Ne yaptığını sanıyorsun? Çabuk ellerinizi kaldırın. Bence siz kaldırın ellerinizi. Baba çok teşekkür ederim beni kurtardığın için. Tabii ki de geleceğim oğlum. Fakat neden bir anda çekip gittin? Ben saçma sapan bir şekilde bir anda hepinizi terk edip gittim. Beni anlamıyorsun zannettim. Oyuncu olmama karşı çıkarsın diye düşündüm ve korktum. Evet anlıyorum. Seni kral olmaya zorladım biraz. Ama sadece seni çok sevdiğim için yaptım her şeyi. Fakat ben senin hayallerinin peşinden gitmeni asla engellemezdim oğlum. Söz veriyorum bundan sonra benim için kral olman hiç önemli değil. Sağ ol baba. Arkadaşlar siz de sağ olun. Babamları uyardığınız için. Sizler birer kahramansınız. Herhalde aslanım. Hatta dur bak şimdi ne diyeceğimi pandomun mu anlatacağım yine size. Döp döp pando mi 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 pamo pando. Siz muhteşem dedektiflersiniz. Aferin sana. Merhaba. Oğlum kurtuldun. Yaşasın. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Remzi. Böyle akıllı bir evlada sahip olduğun için çok şanslısın. Bana da sahip olduğun için çok şanslı değil mi? Beni dövsene biraz. Öyle balık gibi bakma. Çabuk öl beni.